Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Maide suresi 64-66. ayetleri değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. وَقَالَتِ الْيَهُودُ Yahudiler dediler, يَدُ اللّٰهِ مَغْرُولَ Allah'ın eli sıkıdır. Burada Allah'ın eli ifadesi mecazi bir ifade. Allah-u Teala elbette bir insan gibi tasavvur edilemez. Ama Kur'an-ı Kerim'de gerek bu ayette gerek bazı başka ayetlerde Allah'a el nispet edilmiştir. Yedullah fevga eydihim gibi Allah'ın eli onların elinin fevkindedir. Nasıl ki devletin eli dediğimizde doğrudan mücessem bir el anlaşılmazsa Allah'ın eli dediğimizde de bu şekilde bir el anlaşılmaması gerekir. Buradan nasıl ki insan elle tasarrufta bulunur, Allah'ın tasarrufu, Allah'ın kudreti bu manalar hatıra gelebilir. İşte Yahudilerden bir kısmı Allah'ın eli sıkıdır, Allah'ın eli bağlıdır derken işte tarihlerinde meydana gelen kendileriyle alakalı bir takım olaylar var. İşte fakirliğe düçar olmuşlar, ellerinden imkanlar alınmış. Yani neden Allah bize daha geniş imkanlar vermedi dercesine böyle diyenler olmuş. Ve bütün Yahudiler böyle demiş anlamında değil ama içlerinde böyle diyenler de olmuş. Kur'an-ı Kerim bu durumu bize naklediyor. Tabii Müslümanlara bakan yönüyle bir Müslüman da Allah korusun zaman zaman acaba Allah neden herkese bol miktarda vermiyor? Bir takım tereddütler içerisinde olabilir. Aslında verme noktasında haşa bir sıkıntı olduğundan değil. Cenab-ı Hak emri kün feyeküne sahiptir. Ol emriyle dilediğini yapabilmektedir. وَلِلَّهِ خَزَاءُنُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Her şeyin anahtarı O'nun elindedir. Nasıl ki yokluk karanlıklarını yararak şu alemi yaratmış ve bol miktarda her şeyi yaratmış, bu Allah-u Teala'nın sonsuz cud ve sehasını, sonsuz kudretini gösteriyor. Ama bir takım insanlara eğer bazı imkanları vermemişse bu bir imtihandır. Allah'ta olmadığından değil, insanları bununla imtihan etmektedir. Nasıl ki bazı meyve kurtları var mesela, bunlar için bir geçim derdi diye bir şey yok. Meyvenin içinde hiçbir yerini kıpırdatmadan adeta olduğu yerden gıdasını alıyor. Allah dileseydi bütün insanları o şekilde bol imkanlara mazhar bırakırdı ve insanlar hiçbir sıkıntı çekmeden hayatlarını devam ettirirlerdi. Ama Allah-u Teala insanları imtihan etmeyi murad etmiş ve böylece bazılarında imkan bol, bazılarında dar. İmkanı bol olanlar acaba verebilecekler mi? Bununla imtihan ediliyorlar. İmkanı dar olanlar da buna nasıl sabredecekler? Gayrimeşru yollara mı sapacaklar? Bu noktada imtihana tabiler. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı bu meseleleri aktüelleştirerek, doğrudan kendi üzerimizde de tatbikini yaparak okursak herhalde ayetleri daha iyi değerlendirmiş oluruz. Yoksa yani Yahudilere bakın neler demişler. Allah'a eli bağlı demişler, eli sıkı demişler. Bunu nasıl derler? İnsan bu tarzda düşünürse sadece tarihi bir olayı düşünmüş olur. Ama ayet-i kerimenin penceresinden Müslümanlara da şöyle bakabilirse, bir kısım Müslümanların doğrudan dil itibariyle demese bile kalben bu gibi sorularla iç içe olduğunu ve Allah'ın cömertliğini tam anlayamadığını ve Allah neden bazısına az, neden bazısına fazla vermiş gibi sorularla kıvrandığını görebilirler. Hullet eydihim, elleri bağlansın. Allah'a eli bağlı dediler ya, ceza olarak onların elleri bağlansın. Yani bu onların hem cimriliğine bir beddua gibidir, hem de aynı zamanda bazı devirlerde esir edilip ellerinin bağlanması gibi olaylara da bir işarettir. Ve lu'inu bima qalu, onlar böyle demelerinden dolayı lanetlendiler. Acaba bütün Yahudiler lanetli midir? Kur'an-ı Kerim'de gerek burada gerek bazı başka yerlerde Yahudilerin lanete maruz kaldığını Cenab-ı Hak ifade ediyor. Lanete maruz kalmak, Allah'ın gadabına maruz kalmak, Allah'ın rahmetinden
uzak kalmak anlamında. Ama Kur'an-ı Kerim hepsinin aynı olmadığını, onlar içinde iyiler de bulunduğunu zaman zaman nazara verir. Dolayısıyla bu toptancı tarzda bir değerlendirme değildir. Gerçekten bunu hak edenlerle alakalı ilahi bir hükümdür. Bel yedâhu mebsûtatâni, Allah'ın iki eli de açıktır. Malum bir insan tek elle verdiğinde yine vermiş olur ama iki eliyle beraber verdiğinde daha fazla verir. Acaba Allahü Teala'nın bir elim var, iki elim var denilmez. Ve eight tarzında, çoğul şeklinde de bu başka ayette gelmektedir. Yasin suresinde geçen bir ayette. Mimme amilet eydine, elimizle yaptığımız, ellerimizle yaptığımız ifadesi geçiyor. Dolayısıyla Allahü Teala gerçekten cömerttir, verir. Kimde ne varsa Cenab-ı Hakk'ın vermesinin zaten bir eseridir. Ya eyyühennas entümül fukara ilallah. Ey insanlar, sizler Allah'a karşı fukarasınız. Bütün insanlar fakir. Zengin gördüklerimiz de fakir. Allah'ın yarattığı havaya, suya muhtaç. Allah'ın yarattığı her türlü nimete muhtaç. Böyle olunca kimde ne varsa babasının mirası değil, doğrudan doğruya Allah'ın ona bir ikramıdır. Her ne kadar babasından miras gibi gelmişse de gerçekte Allah'ın ona bir nimeti şeklindedir. Kur'an-ı Kerim'de yine Allahu Teala velillahi mirasus semavati vel art der. Yani göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Her ne kadar şu anda bazılarının ellerinde bazı şeyler var görülse de bunlar ellerinden çıkıp gitmektedir. Dolayısıyla mal da mülk de onundur. Yunus Emre'ye ait bir ifade. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen o yalan. İşte Allahu Teala cömerttir, kerimdir, bolca ikramda bulunur ve ikramına bir sınır yok. O kadar cömert ki kafirler bile onun cömertliğinin eserlerini görüyorlar. Allah kafirlere bile bol miktarda rızık gönderiyor. O kadar cömert ki şu anda dünyada 6 milyar insan varsa 6 milyar insanın rızkını gönderiyor. Sayısını bilmediğimiz diğer bütün canlıların rızıklarını gönderiyor. Dolayısıyla bu anlamda Allahu Teala'nın tamamen bir cud, bir seha, bir ikram sahibi olduğu ortada. Yunfigu keyfe yeşe ve dilediği şekilde infak eder. Yani Allahu Teala la yusel amma yef'aldir. Yani yaptığından suale tabi değildir. Gerçi her ne yaparsa hikmetlidir. O ayrı mesele. Ama bir üst merci yok ki neden şöyle yaptın, niye, neden böyle yaptın desin. Aynı zamanda mülkün sahibidir. Mülkün sahibi olan mülkünde dilediği gibi tasarrufta bulunur. Malikil mulk yetasarrafu fi mulkihi keyfe yeşa. Mülkün sahibi olan mülkünde dilediği gibi tasarrufta bulunur. Dolayısıyla Allahu Teala bazısına az, bazısına çok vermişse bu bazılarına bir torpil gibi de değerlendirilmemeli. Allah onları zenginlikle imtihan ediyor. Bir kısmını da fakirlikle imtihan ediyor. Ve bizim hayır gördüklerimiz şer, şer gördüklerimiz hayır olabilir. Kur'an-ı Kerim buna da yine dikkat çeker. Dolayısıyla bazılarına fazla verilmesi mutlak hayır anlamına gelmeyebilir. Bir kısmına da az verilmesi şer anlamına da gelmeyebilir. Ve belki de o az verilenler başka yönlerden nice çok şeylere masardırlar. Diyelim malı azdır ama aklı çoktur. Veya hikmeti çoktur, tevazuu çoktur. Başka artı özellikleri bulunmaktadır. وَلَيْهِزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ Onlardan çoğunu artıracak. مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden sana indirilen şey tuğyanen ve küfra, onların tuğyan ve küfrünü artıracak. Yani Peygamberimize ayetler nazil oluyor. Bu ayetler nazil oldukça Kur'an'a inanmayan insanlar, özellikle ehli kitap olanlar burada söz konusu, her gelen ayeti inkar ettiklerinden her yeni ayetin gelişi onların tuğyanını ve küfrünü artırmış oluyor. Şöyle misal verilebilir, Beydavi tefsirinde geçtiği üzere. Nasıl ki sağlıklı bir insan gıdasını aldığında almış olduğu gıda onun kuvvetini artırır. Ama diyelim midesinde problem var, hastalıklı bir insan gıda alıyor ama aldığı gıdadan
istifade edemiyor. Belki de rahatsızlığı daha da artabiliyor. Gıdada bir problem yok ama kendisinde bir problem var. İşte Allah'tan indirilen Kur'an-ı Kerim bir hidayettir ve bir rahmettir, bir şifadır. Ama bir kısım insanların hastalığına sebebiyet verebilmektedir. Onu inkar etmekle, kabul etmemekle, karşı çıkmakla bunların küfürleri ve tuğyanları artmaktadır. Ve elgayna beynehumul adavete vel bağda ila yevmil kıyame. Kıyamet gününe kadar biz onların kendi aralarında bir düşmanlık ve bir buğz meydana getirdik. Yani ehli kitaptan olanlar kendi aralarında problemler de yaşıyorlar ve böylece tek bir vücut haline gelip yek vücut olup Müslümanlara saldıramıyorlar. Kıyamete kadar, kıyamet kopuncaya kadar bu manada kendi aralarında problemleri olacağı ayetten anlaşılıyor. Külleme evgadu naran lil harp, onlar ne zaman savaş için bir ateş yakacak olsalar, bir fitne ateşi yakacak olsalar, etfahallah, Allah onu söndürmüştür. Burası da peygamberimize olan ve ümmeti Muhammed olan özel nimetlerden. Yani aslında pek çok fesat şebekeleri var. Bunlar gerek peygamberimiz döneminde gerekse sonrasında Müslümanların aleyhine olmak üzere çok planlar kurmuşlar. Çok çukurlar kazmışlar tabiri caizse. Ama kazdıkları çukurlara kendileri düşmüşler. Yani onlar kendilerine göre bir tuzak kuruyorlar. Ve mekeru ve mekerallah. Allah da tuzak kuruyor ve onları kendi tuzaklarına düşürüyor. Gerek ülkemizde gerek dünyanın başka yerlerinde Müslümanların İslam'ın aleyhinde bir takım çalışmalar söz konusu olabilmekte. Ve bunlar zamanla ortaya çıkıyor ve bakıyorsunuz kendi kazdıkları kuyuya düşebiliyorlar. Bu da Cenab-ı Hakk'ın ehli imana özel bir ikramıdır. Diğer taraf, yani İslam'a cephe alanlar bir fitne ateşi çıkarmak istediklerinde Allah onu söndürüyor ve böylece Müslümanlara yardım ediyor. Ve yes'avne fil ardı fesade, ve onlar yeryüzünde fesat için koşarlar. Kitap ehlinden olan, özellikle burada Yahudilere bakan yönüyle, onlar yeryüzünde fesat peşinde koşarlar. Ortalığı karıştırmak için çalışırlar. Vallahu la yuhibbul mufsidin, Allah ise müfsit olanları, ortalığı fesada verenleri sevmez. Velev enne ehlel kitab amenu, şayet kitap ehli iman etseler, vettegav ve sakınsalar, haramlardan, günahlardan sakınsalar, lekeffarna anhum seyyiatihim, biz onların günahlarını örteriz, ve le edhalnahum cennetin naim, ve onları naim cennetlerine dahil ederiz. Yani Allah-u Teala bütün insanların Rabbidir. Sadece Müslümanların Rabbi değil. Rabbuna ve Rabbukum. Yani bu mealde ayetlerde var. Bizim de sizin de Rabbinizdir. Böyle olunca Allah-u Teala Müslümanlara torpil geçmiş değildir. Hristiyanlar da Yahudiler de Allah'ın kuludurlar. Diğer insanlar da yine Allah'ın kuludurlar. İşte kitap ehline yönelik bu ifadede Cenab-ı Hak şunu bildiriyor. Şayet ehli kitap gerçekten iman etseler ve sakınsalar, günahlardan korunsalar, biz elbette onların günahlarını örteriz ve onları naim cennetlerine koyarız. İşte günümüzde ve tarihte kitap ehlinden iman edenler çıkmış, İslam'a girenler çıkmış ve bu şekilde onlar büyük nimetlere nail olmuşlar. وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلِ, şayet onlar Tevrat'ı ve İncil'i ikame etseler, hayatlarında uygulasalar, وَمَا اُمْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِمْ, ve Rablerinden kendine indirileni, kendilerine indirileni uygulasalar, لَاَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ, hem üstlerinden hem de altlarından elbette onlar nimetlere mazhar olurlardı. Yani burada tabiatta meydana gelen bir takım olayların aslında bizlerin hal ve harekatıyla, durumlarıyla, tavırlarıyla ilgili olduğu da anlaşılıyor. Kitap ehli, Yahudi ve Hristiyanlar şayet Tevrat ve İncil kendilerine gönderildiğinde kitaba göre yaşasalardı, Allah'ın indirdiğine göre hayatlarını tanzim etselerdi, Allah'ın bereketine mazhar olacaklardı. Ve
kendilerine altlarından üstlerinden her türlü nimet gelecekti. Başlarında iyi idareciler olacak, alt tabaka halk itaatkar olacak ve toplum huzurlu, dengeli olacaktı. Gökten bolca yağmur yağacak, yerden de çok güzel şeyler bitecek. Böylece bolluk ve berekete mazhar olacaklardı. Benzeri bir ifadeyi Cin suresinde görmekteyiz. Cenab-ı Hak orada levistegamu alet tariqa, eğer onlar dosdoğru yol üzerinde, istikamet üzerinde bulunsalardı, le eskaynahum ma'an gadaga, biz onlara bolca yağmur gönderirdik buyuruyor. Yani demek ki yağmurun bolca gelmesi veya zaman zaman kuraklık olması bizim hal ve hareketlerimizle bağlı. Ve gerek burada nazara verilen kitap ehlinden olanlar kendilerine gönderilen kitaba göre yaşasalardı rahmete mazhar olurlardı. Bize bakan yönüyle de biz bize gönderilen Kur'an-ı Kerim'e göre yaşasak Allah-u Teala'nın maddi manevi bereketlerine mazhar oluruz. Ayet-i kerimelerden bu gayet net bir şekilde anlaşılıyor. Burada şunu da ifade edebiliriz. İşte tabiat hadisesi olarak gördüğümüz bu sene bol geçti, bu sene kurak geçti gibi ifadeler aslında Cenab-ı Hakk'ın bir tasarrufudur. Tahirül Mevlevi şöyle diyor. Yani tesadüf diye bir şey yok, o noktaya dikkat çekiyor. Hamdi Yazır da şunu nazara veriyor. Diyor ki eğer biz dikkatle baksak tesadüf gibi gördüklerimizin gerçekte bir tasarruf olduğunu müşahede ederiz. Demek ki görünüşte tesadüfi olan bir takım durumlar var ama gerçekte bunlar tesadüf değil, doğrudan doğruya Allah'ın tasarrufu. Demek ki insanlar neye layıksa Allah öyle gönderiyor. Dilediği zaman bu şekilde bolluk meydana geliyor ve dilediği zaman da tabiat aynı tabiat ama kıtlık meydana gelebiliyor. Ve bu durumda herkes şöyle kendine bir bakmalı. Acaba ben ne durumdayım? Acaba bana indirilen kitaba göre, Kur'an'a göre yaşayabiliyor muyum? Sonra topluma bakmalı. Acaba bu toplum Kur'an'a göre yaşayabiliyor mu? Herhalde bakıldığı zaman o kadar da Kur'an'a göre yaşanmadığı, bu noktada ciddi problemler olduğu görülecektir. Ama ne kadar yönelebilirsek o derece maddi manevi bereketlere mazhar olunabilecektir. Minhum ümmetun muktasida, onlar içinde orta halli, aşırılıktan uzak bir ümmet var. Ve kethirun minhum sa'ema ya'melun, ama onların çoğu çok kötü şeyler yapıyorlar. Cenab-ı Hak istikamet üzere yaşamayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.